Efendim selamlar. Bugün kanser olacağız. Ne yapacağız? 1v1 oynayacağız. Ama şunu göstermem lazım. Lan bu ne lan? Platin bir küme bir ne? Arkadaşlar nereden nereye düştük? Böyle bir şey yok. Bu arada bak gerçekten söylüyorum. Şunu diyebilirsiniz. Abi sen bilerek düştün platine. Senin rankın bu değil diyebilirsiniz. Vallahi de billahi de sezon kaç lan bu? Sezon 7'deki 1v1 maçlarımı oynadım. Onu söyleyeyim. Placement yani yerleştirme maçlarını yaptım. Buraya attı abi. Bizi buraya layık gördü. Vallahi bence fazla bile görmüş. Çünkü platin 1 bile değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Maç bul diyeceğiz. Platinden platinden düşmemeye çalışacağız. Yani kurduğum cümlenin absürtlüğüne bak. Yani nereden nereye geldik? Bu arada arkadaşlar maç bulana kadar size bir şey diyeceğim diyecektim ama maçı buldu. Ulan bu oyun var ya beni hiç şaşırtmıyor ya. Neyse şey söyleyecektim arkadaşlar. Topluluk kısmında bir tane oynama başlatmıştım. Beni ne kadar tanıyorsunuz adı altında. Orada dedim ki benim çıktığım en yüksek rank adam oynamıyor oynamayacağım ben de. Yani saygısızlık olmasın. Benim çıktığım en yüksek rank dedi. Rocket League tarihim boyunca yani futbol modları boyunca eğer Rumble falan saymıyoruz. Ve çoğu kişi şampiyon 1 dedi. Doğru bildi bu arada. Hatta şampiyon 1'e kaç yılında çıktım onu da söyleyeyim diyeceğim de. O da başka bir topluluğun sorusu olsun ya. Topluluk olsun. Şampiyon 1'e en erken kaç yılında çıktım arkadaşlar. Hadi bakalım bunu tahmin edin şimdi. Topluluk postu var bu arada onu söyleyeyim. Topluluk postunu tahmin etmeye çalışıyorum. Ben bu arada oynamayacağım. Thanks bro. NP. Baba saygılı olacaksın. Bak Rocket League'in kitlesi ne kadar kötü olursa olsun biliyorsun. Yani düzelmiyor kitle bu arada. Yani gerçekten düzelmiyor. 2-3 iyi insan vardır. Biz onlardan biri olmaya çalışıyoruz. Ve bakalım şimdi. Bu da adam Treyarch'da oynayacak. Bana salıyor galiba. Aynen. Aynen. Yo oynuyor. Tamam okey. Ben de oynayabilirim. İşareti aldık. Oynayalım. Topluluğa da bu arada bakmayı unutmayın arkadaşlar. Toplulukta da artık böyle düzenli kullanacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Biraz da ağırlıklı gameplay atacağım. Troll gameplay. Yani içerik adına çok fazla nasıl derler zengin içerikler göremeyeceksiniz. Çünkü YouTube'a biraz da az vakit ayırabiliyorum. Bunun da sebebi staja başladım arkadaşlar. Üniversite stajına. Ondan dolayıdır ki YouTube'u biraz da arka plana attım. Yani ne iş yapıyorsunuz diyeceksiniz de kapı kapı gezip arkadaşlar pazarlamacılık yapıyorum öyle söyleyeyim. Kapı kapı gezip değil lan gerçi. Belirli yerlere gidiyorum arkadaşlar işte patronlar diye orada pazarlamacılık yapıyorum. Hani soranlar olacak biliyorum da ben şimdiden söyleyeyim. Onun dışında şunu unutmuyoruz tabii ki de. Abone değilseniz abone olun çünkü abone olanların sayısı bizi izleyip abone olanların sayısı %20'lik bir oran. Bak bu gerçekten çok az. Yani şu videoyu 5 kişi izliyorsa 4 kişi abone değil. 1 kişi abone. Ben size öyle izah edeyim. Bu önemli. Bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra bildirmenizi açın abone olduysanız. Bu da anlık haber almanız için önemli. Onun dışında da ne yapın? Like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Dislike da bir etkileşim, bir geri bildirimdir. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin vazifeniz. Niye vazifeniz? Onu da söyleyeyim. Çünkü hem benim moral motivasyonum için önemli bu abonelik durumu. Hem de bana geri bildirim veriyorsunuz. Bu video olmuştur veya olmamıştır diye. Ayrıca yorumda atarsanız çok makbule geçer. Şimdi biraz bu adam freestyle yapalım. Ya hak diye kalktık. Lan ah vurduk. Sealing mi geldi? Yok tuttu. Tuttu zaten çok zayıf bir sealing attık. Ya durum bu şekilde arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bu video yayınların yayınlanmaz. Yeni topluluk postu açacağım. Rocket League'de şampiyon 1 biliyorsunuz en yüksek çıktığım rank şampiyon 1 benim bütün Rocket League tarihim boyunca futbolda. Hangi yılda çıktım en erken? Bunu bilmeye çalışacaksınız. Bir de ödül ödül yok kardeşim çünkü 500 kişi oynuyor. 200 kişi doğru bilsin 200 kişi ödül mü vereceğiz? Batarız arkadaşlar dükkanı kapatırız kanalı satarız ancak öyle ödül veririz yani. Yani bu adam çok kötü oynuyor ya. Şimdi biraz 1v1 oynayalım. Onun dışında içerik önerileriniz varsa arkadaşlar mutlaka söyleyin. Çünkü gerçekten içerik bulmakta zorlanıyorum. Rocket League'de artık çekilecek içerik yani benim açımdan kalmadığını düşünüyorum. Vardır illaki de böyle çok zengin içerik kalmadı artık. Onun dışında şu soru çok geliyor. Abi madem Rocket League kötü gidiyor sen niye farklı oyun çekmiyorsun? Çok haklı bir isyan bu arada. Bak gerçekten çok haklı ama şöyle bir şey var.
farklı oyun çekmek için ben bunu bizzat deneyimledim. FIFA Online 4 ve FIFA çektim biliyorsunuz ki. Güzel değil sende bu arada ama yani etkileşimi düzeltmek için çok fazla atmak gerekiyor. Bakın şimdi arkadaşlar, siz beni Rocket League oynuyorum diye izliyorsunuz değil mi? Ben böyle büyüdüm. Böyle işte like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, işte abone oluyorsunuz. Her neyse. Ama gidip ben farklı bir oyun atarsam aynı kanala, bu olmaz. Ya yani olur da olmaz. Rocket League'i de aksatmam lazım. O yüzden farklı demişim. Fazla video atmam lazım Rocket League'i aksatmayacağım için. Şimdi bunu nasıl önüne geçebilirsiniz? Bu kanalın algoritmasını bozar bu arada. Eğer iki farklı oyun atarsınız da zor olur arkadaşlar algoritmaya girmek. Bunu nasıl önüne geçebilirsiniz onu da söyleyeyim. Yeni kanal açarsınız. Yeni kanaldan sıfırdan büyüsünüz. Ama bunun için de sağlam bir vakit lazım. Çünkü yeni bir kanal olduğunuz için YouTube sizi bir tanıyacak önce. Ha diyecek ya, sen bir yeni kanal açmışsın, şu konuda bilsen bir video at da sonra ben seni öneririm kardeşim, elimiz ayağımız alışsın diyecek biraz. Ya durum bu. O yüzden yeni kanal ve yeni oyun videoları şu anlık çekmeyi düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi stajım da var. Çalışıyorum yani 8-9 saat non-stop. O yüzden durum bu. Eve geldiğim gibi bir de video çekiyorum. Stokta video varsa da edit'e koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada bu adam gerçekten kötü. Oğlum direkleri dövdük. Lan yeter lan yeter. Gol olsun artık. Yani olay bu şekilde aslında. Adam baştan çıktı. Aga lan. Sizlerin düşüncelerini merak ediyorum bu konu hakkında ne yapabiliriz diye. Ben de ikinci maça geçeyim. Sohbetimize devam edeceğiz. Evet, ikinci maçımıza geçtik. Karşımıza bot klanından Lassie geldi. Bu arada klan demişken bunu diğer videolarda söyledim ama Clash of Clans'ta çok sağlam bir klan kurduğumuzu bildirmiştim size önceki videolarda. Ve acayip bir Türk arkadaş o klanı. Yani çok sağlam ilerliyoruz. Sağlam bir klan oldu. Eğer Clash of Clans'ta belediye binası 11'in üstünde bir çarınız varsa hesabınız katılabilirsiniz klana, onu da söyleyeyim. Klanda yer var. Klan kodunda hop, güzel deneme, bravo. Klan kodunda şey koyalım. Biz gidelim golümüzü atalım baba. Şöyle çok artistik yapmadan bırakalım köşe. Yani gayet sağlam ilerliyoruz. Rocket League dışında bu arada ben aşırı fazla oynuyorum onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi Rocket League'e sadece videodan videoya giriyorum. Toxic Lobby işte ne bileyim yeniliklerin videosunu çekiyorum. Sideswipe çekiyorum. Bu arada Sideswipe hakkında düşüncelerim bayağı olumlu. Yani çok güzel bir oyun ama ya oyunda bir saçmalık var abi. 2 GB'lık bir mobil oyun olmaz, olmamalı zaten yani. Onu bir söyleyeyim baştan. Orada bir anlaşalım. Bir de şey sıkıntısı var ya. Ben emülatörden oynuyorum. Benim telefonda olmuyor. Of, çok kötü bir istedik. Benim telefonda olmuyor. Bir de bayağı bir telefonda olmuyor. Onu da söyleyeyim. Abi çok güzel bir gol attık ben. Yani bayağı hızlı gitti. Bayağı bir telefonda çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden oyuncu sayısı var olandan daha az oluyor Sideswipe'ın. Ve Türkiye'de de çeken kanal yok bu arada. Yani benim gördüm. İlla ki vardır. Görmediğim, kaçırdığım varsa özür dilerim. Ama böyle 1000 abone üstü büyük bir kanal çekmiyor Rocket League Sideswipe'ı. Düzenli yani. Düzenli dedim bu arada, her gün olmak zorunda değil. Ama haftada bir en az çekmesi gereken kanal yok yani, bulamadım. Çekmesi gereken demişim. Haftada bir en az çeken kanal yok yani, bulamadım benim dışında. Valla bence eğer Sideswipe'ı iyi oynadığınızı düşünüyorsunuz, iyi oynamıyorsanız bile içerik üretme konusunda iddialıysanız, her şey iyi oynamak değildir. Bunun da altını çizeyim. Bunun örneği de işte kanlı canlı benim arkadaşlar. Ben bu oyunu iyi mi oynuyorum? Hayır. Kötü Tosuncu mü kısa dedi. oynuyorum? Ne oluyor lan, videoda şey geldi. Tosun selam verdi. Kötü oynuyorum. Ama yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizlere. Siz de beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Demek ki doğru yoldaymışım. Siz de eğer içerik fikriniz varsa böyle güzel çekebilirsiniz yani. İyi oynamanıza gerek yok ama insanları gülüp eğlendirmeniz lazım. İyi oynamadığınız takdirde. Yani bir şeyiniz yoksa sizi farklı kılan bir şey olmak zorunda. Olay bundan ibaret. Bence tabii. Bilmiyorum, katılıyorsanız yoruma yazarsınız arkadaşlar. Hop gol yedik. Yiyelim, dert değil. Adam atsın golünü. Biz zaten sohbet muhabbet ediyoruz. Bir bakalım ya ne yapmış bu adam. Tabii boş kale attı, biz sıçtık orada. Onun dışında dedim, Sideswipe hakkında düşüncelerim olumlu. Sideswipe'a da sezon 4 geliyor. Sezon 4'ün videosunu da çekerim. Muhtemelen bir sonraki video Sideswipe olur ya da bir tane daha rally atarım ya, bilmiyorum. Yani 3-4 rally atacağım arkadaşlar. Sonra Sideswipe gelecek. Bak yine. Of abi bak, bir şey diyeceğim. Bir tane yorum gelmişti. Çok güzel bir yorum. Yani Tosuncuk Allah Allah dedi. ne oluyor oğlum? Videoda Tosun da trollüyor bizi. Bir tane yorum gelmişti arkadaşlar.
O da şuydu. Ya şu şey güldüm. Allah Allah sesini. Bundan bir kopamadık ya. Ulan Tosun. Tosun da bu videoyu izliyorsa ona selam olsun. Neyse konumuza dönelim. Şöyle bir yorum geldi arkadaşlar. Abi dedi sen çok paslanmışsın. Doğru ama son geçişi klas kalıcı kardeşim. Ya bu filikler en azından paslanmamış onu görebiliyoruz. Tosuncuk nasıl ya dedi. Abi yok. Bayağı trollendik ya. Sağlam trollendik Tosun tarafından. Bu sesler bu arada Discord'dan geliyor arkadaşlar. Discord'a slash TTS yazıyorsunuz. Sonra tab'a basıyorsunuz. Mesajınızı yazıyorsunuz. Mesajınızı okutuyor. Tabi bu şerefsiz Tosun. Tosun da bilmeyenler için yani olacak gibi. La bizim Discord'da yetkili. Öyle söyleyeyim sizlere. Discord'a katılmadıysanız mutlaka katılın. Bir katılmadık. Bayağı bu arada muhabbet ediyorum sizlerle Discord'da. Oradan mesajı söylüyor. Beni aklı sıra trollüyor işte. Tosuncuk ne yapıyorsun Berat Ah, dedi. hala devam ediyor oğlum bir durun lan. Ay. Neyse biz konumuza da. Oğlum bu ne lan? Hep boş kale atıyor bu adam diyeceğim. Gerçi bizim hatamız. Biz atalım. Kardeşim sen atıyorsun. Bizim eksiğimiz ne? Atamadık mı? Attık tamam. Filik atamadık. Tosuncuk kapa gevreşeme dedi. Ay ay. Neyse arkadaşlar böyle kalsın ben susturmayacağım bilerek Discord'u. Farklılık olsun ya. Bu arada şunu söyleyeyim. Bir konu daha var sizinle konuşacağım. Lime Octane çekilişimiz vardı biliyorsunuz ki açıklandı. Dedim ki yeni bir çekiliş yapayım. Bu arada çok kötü gol yedik. Tosuncuk bende tekrarlamıyor dedi. Ama yeni çekilişte şöyle yapacağız. Bu arada Discord'u kapattım 2 dakika çünkü bokunu çıkardılar yani o mesaj söyletme kodunu. Çekilişte şöyle yapacağız arkadaşlar. Ya dedim ki kendi kendime. Ben sürekli Rocket League item veriyorum. Yani insanlar sıkılır anladınız mı? Rocket League itemi nereye kadar? Ya beni Rocket League'den tanımayan insanlar da var bu arada. Çok eskilerden bahsediyorum. O yüzden dedim ki ulan çok değişik bir şey yapalım. Bir tavuk döner çekiliş yapalım. Size var ya bak komik gelebilir ama 50 liralık tamam mı? 50 liralık en az tavuk döner çekiliş yapacağım abi. Bunu da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Hani diyeceksiniz ki abi sen bizim yiyorsun öyle şey mi olur? Nasıl yapacaksın? Şöyle olacak. Discord'a katılacaksınız abi. Kanala abone değilseniz abone olacaksınız. Abone olmanız bu arada zorunlu değil onu söyleyeyim. Ama Discord katılımı zorunludur. Discord'a katılacaksınız. Discord'da çekiliş odasında bir tane emoji olacak. Tavuk döner çekilişi adı altında. Oraya basacaksınız. Diyelim ki siz kazandınız tamam mı? Ben nasıl teslim edeceğim tavuk dönerinizi? Alacağım abi adresinizi tamam mı? Kendim kredi kartımdan ödeyeceğim dönerin parasını 50 liralık dönere. Ondan sonra adresinize yemek sepetinden söyleyeceğim abi. Nasıl fikir? Bence gayet iyi abi. Eğer bana katılıyorsanız abi yapalım tavuk döner çekilişi deyip bak 50 liralık bir de 50 liralık artık bayağı doyarsın. Yani doymam diyen varsa kardeşim katılmasın çekilişe. Yani 50 liralık tavuk dönerden de artık doymuyorsa oy atamadık golü. Yapacak bir şey yok. Yine boş kaleydik yemedik. Abi böyle bir şey düşün. Bence çok farklı bir şey. Ben yapanı görmedim ya Türkiye'de. Böyle tavuk döner çekilişi. Düşünsene çok epik oluyor. Güzel vurdu bu arada. Ben çok beklettim. Böyle bir şey düşünmüş. O zaman şimdi şu son 50 saniye tryhard oynayalım. Çünkü adam çevirdi. Muhabbete dalınca biliyorsunuz ki benim beyin fonksiyonları biraz gidiyor. Yani iki işi aynı anda yapabiliyorum ama fazla yapamıyorum. Bu arada Tosun var ya. Ulan yaktım seni yaktım. Ya videonun ağzını sıçtı adam yani. O Discord'da dediğim gibi arkadaşlar TTS diye bir olay var. Flash TTS atıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz, mesajınızı söylüyor. Şimdi şu adam bir üstesinden gelin. Şuna bir vursun. Şu an aşırı agresif oynuyor bu arada. Ne yapıyor bu adam? Güzel dokundu, helal olsun. Buradan bir şey gelmez. Şöyle dokunacağım. Bu çok agresif lan. Fazla yani fevri oynuyor. Nerede adam? Orada. Tamam ben şuradan hızlı çıkacağım. Sıçtı. Buradan gider miyiz? Gideriz. Çok ağır kaldık. Böyle vursak direkten gol. Güzel. Çok yavaş vurdum bu arada ya. Ha, bir pilaç gibi oynuyorum ya. Hakikaten hak ettim rank buymuş abi. Baksana şu vuruşa. Ha, çok kıl yere gitmiş. Oradan yani kurtaramaz. Ben bir risk alacağım abi. Bir şey atacağım. Backflip'teki top atacağım. Şuradan vuralım tamam mı? Güzel deneme. Helal olsun. Ama GG abi. GG.
Vay canına, vay canına, vay canına. E kardeşim kusura bakma da yani bu da al işte. Al birini vur ötekini. Baba bitmiyor, toksikler bitmiyor. Birini kovuyorsun, biri geliyor. Sayılı sanki abi. Vallahi bak sayılı gibi sanki. Undeserved. Diyor ki sen hak etmedin. Bir de bak yazamıyor da. Undeserved yazması lazım. Adam underservant yazmış. Neyse abi, hem toksik hem İngilizce bilmez. Hem kafa desen kafa yok. Neyse arkadaşlar, burada bitireyim bu diyor. Ben sinirleniyorum yani, bu Rocket League'e gelince benim sinirlerim tansiyon fırlıyor böyle. O yüzden doktor bana yasaklayacak herhalde Rocket League oynamayı. Neyse boşumuzu yaptık. Videoyu bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şu tavuk döner çekiliş hakkında ama bir konuşalım. Yoruma yazın arkadaşlar. Onun dışında videoyu demişim ya. Kanala abone olmayı unutmayın, abone değilsiniz. Bak burada bir anlaşalım. Tamam mı? Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Ben de yarın geliyorum. Hadi eyvallah.